Selamlar herkese. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün Arbitrum Orbit platformunu inceleyeceğiz. Bence özellikle Arbitrum üzerinde bir şey geliştirmek istiyorsanız, herhangi bir proje geliştirmek istiyorsanız Orbit platformu oldukça önemli ve oldukça işleri kolaylaştırıyor. Onun için bu konuya özellikle dikkat edin derim. Eğer bir proje geliştirmek istiyorsanız. Peki Arbitrum Orbit ne? Arbitrum Orbit, geliştiricilerin kendi Layer 3 blok zincirlerini oluşturmasına olarak tanıyan bir platform. Ne demiştik? Ethereum Layer 1. Yani katman 1. Arbitrum katman 2. Ve Arbitrum Orbit ise katman 3'ü oluşturmanı sağlıyor. Yani kendi ağınızı oluşturuyorsunuz aslında. Kendi blok zincirinizi oluşturuyorsunuz. Ve Arbitrum Orbit de buna olanak tanıyor. Orbit tamamen Ethereum tabanlı işte Arbitrum'un katman 2 teknolojisinin çözümlerinin üzerine inşa edilmiş. Ve burada gerçekten bir geliştiricisini, örneğin bir oyun geliştiriyorsunuz, bir NFT platformu geliştiriyorsunuz. Bunu tamamen özelleştirerek kendi blockchain ağınızı oluşturmanıza olanak tanıyor. Ve bunu yaparken de Ethereum'un güvenlik çözümlerini kullandığı için oldukça güvenli ve aynı zamanda Arbitrum'un da katman iki özelliklerinden yararlandığı için hem düşük maliyetli hem de hızlı işlemler sağlıyor ve burada da daha önce de bahsetmiştik biliyorsunuz teknolojik altyapı kısmında burada Arbitrum Nitro teknolojisini kullanıyor altyapı olarak. Peki Orbit'in amacı ne? Neden var? Orbit'in ana amacı daha fazla kullanıcıyı destekleyebilecek zincirler oluşturmak. Aslında daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve bunu sağlayabilmek yapabilmek için de projelere özgür bir şekilde kendi projelerini geliştirme imkanı tanımak. Diğer bir şey modüler genişletebilirlik. Yani spesifik işlev örneğin çok karmaşık kendi projenizi geliştiriyorsunuz. A üstünde spesifik belli şeyler yapmak istiyorsunuz. Bunun için gerçekten önemli bir katkı sağlıyor Arbitrum Orbit ve yine Arbitrum Orbit uyumluluk konusunda da hiçbir sorun yaratmıyor. Çünkü Ethereum tabanlı tüm uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Şimdi Orbit ve Arbitrum ekosisteminden bahsedelim. Şunu bilmemiz gerekiyor. Orbit, Arbitrum ekosisteminin ayrılmaz bir parçası ve Arbitrum'un işte katman iki tarafındaki çözümlerinden elde ettiği güvenlik ve performans avantajlarını aslında katman 3'e taşıyor tamamen. Ve Orbit zincirleri de Arbitrum Rollup altyapısına dayanıyor ve Ethereum A ile de doğrudan entegrasyon sağlıyor. Yani burada ekranda gördüğünüz gibi 3 katman da birbirine bağlı aslında. Bu sayede hem geliştiriciler çok kolay geliştiriyor hem de ekosistemdeki verimlilik de artıyor. Şimdi birazdan örnek bir senaryo da anlatacağım. Orada çok daha anlaşılacak. Belki şu an karmaşık geliyor ama örnek senaryo kısmına geçtiğimizde eminim çok daha iyi anlayacaksınızdır. Orbit zincirlerinin sunduğu teknik avantajlar neler? Ne dedik? EVM yani Ethereum sanal makinesiyle tam uyumlu. Performans optimizasyonu çok yüksek, daha az tıkanıklık var ve çok daha hızlı işlemleri yapıyor. Altyapı çok esnek. Geliştiriciler zincirin özelliklerini kendi isteklerine göre oluşturabiliyor. Bu çok önemli dediğimiz gibi çünkü çok farklı, çok karmaşık projeler kullanılabiliyor ve bu noktada da esnek altyapı oldukça katkı sağlıyor. Çünkü blockchain yeni bir teknoloji ve burada istediğini yapabilme özgürlüğü gerçekten önemli. Ve yine verimli kaynak kullanımı. Çünkü gaz ücretleri düşük ve bu sayede enerji tüketimi de düşük oluyor. Peki Arbitrum Orbit'in teknolojik altyapısı nasıl? Bir de buna bakalım. Orbit Arbitrum Nitro altyapısı üzerinde çalışmakta demiştim az önce de size. Nitro hızlı ve optimize edilmiş aslında bir roll-up motoru sunuyor ve Orbit zincirleri de bu altyapıdan faydalanarak hem merkeziyetsizlik hem de güvenlik sağlıyor ve teknik olarak şu bileşenlerden oluşuyor. 3 ana bileşim var. Roll-up mekanizması, veri kullanım optimizasyonu ve gaz verimliliği. Yani bu üç birleşeni en iyi şekilde sağlıyor diyelim. Şimdi biraz daha yavaş yavaş senaryo kısmına geçelim. Çünkü orada örnekle olunca gerçekten çok daha iyi anlaşılıyor. Peki bir orbit zincirini nasıl oluşturabilirsiniz? Öncelikle zincir parametrelerini belirlemeniz lazım. İşte zincirin blok boyutu, ödül mekanizmaları ve işlem limitleri. Bunları tanımlıyorsunuz. Daha sonra Arbitrum Nitro SDK'sını kullanarak orbit zincirini kolayca oluşturabiliyorsunuz. Bununla ilgili dokümanların linklerini videonun açıklama kısmında paylaşacağım zaten tüm dokümanlar Arbitrum'un sitelerinde de mevcut. E daha sonra da test ve validasyon kısmı var. Yani zincir hani klasik yani Arbitrum'da normal nasıl yapıyorsa katman 2'de katman 3'de de aynı. Zincirin işlem işte güvenliği, geliştirdiğimiz yazın düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu hepsini buradan kontrol edebiliriz. Az önce de bahsettiğim gibi Arbitrum Orbit geliştiriciler için birçok araç sunuyor. İşte bunların başında Orbit SDK geçiyor. Bu SDK zincirin hızlı bir şekilde kurulumunu ve özelleştirilmesini sağlıyor. Detaylı API'lar var. Bunlar da işte geliştiricilerin spesifik fonksiyonlara rahatça ulaşmasını sağlıyor ve modüler bir araç var. Bu da zincire ekstra işlevsellik eklemenize faydalı oluyor. Yani bunun dışında zaten Testnet tarafında az önce söyledim. Yani kısacası Arbitrum sizlere bir geliştirici olarak ne gerekiyorsa bunları sunmaya çalışıyor. Şimdi örnek bir kullanım senaryosu konuşalım. Örneğin bir finansal teknoloji şirket düşünelim. Banka olabilir, başka bir şirket, bir fintech şirketi. Kendi özel orbit zincirini kullanarak bir ödeme altyapısı geliştiriyor. Bu zincir hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar sıkça yaptığı mikro ödeme işlemlerini destekliyor ve aşağıdaki özellikleri sağlıyor. Örneğin, gerçek zamanlı transfer. Yani kullanıcılar örneğin banka uygulamasına girdi, mobil uygulaması saniyeler içinde ödemesini yapabilir. Arbitrum orbit zincir sayesinde işlemler orbit zincirinin hızlı blok oluşturma kapasitesi sayesinde anında gerçek. Maliyetler çok düşük olur transferlerde çünkü katman 3 altyapısını kullanıyor ve her bir mikro ödeme işleminde bu da minimum gaz ücreti sunar. Örneğin hani maliyetimiz belki 0.001 dolar altında bir maliyet olur ve bunlarla yani uluslararası gönderim yapabiliriz para gönderimi normalde çok yüksekken. Güvenlik KYC yani kimlik doğrulama, güvenlik doğrulama entegrasyonu sağlar. Her kullanıcı KYC yani kimlik doğrulamasını yapıp öyle zincire dahil ederiz uygulamanın içine. Bu da aslında kara para sahtekarlık gibi risklerinde önünü kesiyor. Blockchain üstünde de kimlik doğrulama yapabiliyorsunuz. Yani banka güvenli şöyle böyle diyoruz evet ama Arbitro Orbit zincirine bu sistemleri eklersek bir Orbit zincir üstünde bizim geliştirdiğimiz örneğin Banka uygulaması üstünde kimlik doğrulamamış hiç kimse işlem yapamaz. Bunun dışında limitleri de akıllı kontratlarla belirleyebiliriz. Örneğin harcama limitlerini akıllı kontrata yazıp bu kontrat aracılığıyla örneğin bir kullanıcıya günlük 100 dolar işte harcama limiti koyabiliriz ve bu da zincir tarafından denetlenir. E, zincirler arası entegrasyon sağlayabiliriz. Orbit zinciri hem Ethereum ana ana hem de Arbitrum'un katman iki çözümlerine doğrudan bağlanarak diğer platformlarla da birlikte çalışabilir. Örneğin banka uygulamanızla gidip bir NFT alabilirsiniz. Bu da varlıkları esnek bir şekilde aktarım sağlar. Ve yine zincirdeki tüm işlemlerin hepsi anlık olarak görülebildiği ve tüm verilere erişebildiğimiz için bu verilerin analitiği raporlaması da oldukça kolay olacaktır. Yani işte bu senaryoya baktığımızda aslında ya yani Orbit zincirinin hani ne kadar yenilikçi çözümler sunduğunu görebiliyoruz. Yani ne çözüm gerekiyorsa Orbit zinciri bunu sunuyor aslında ve bu da oldukça değerli bir konu. Peki yani Orbit zincirin avantajları neler derseniz, bir kere az önce bahsettiğim gibi blok onayları çok hızlı. Yani saniyeler içinde işlemler tamamlanıyor. Optimizasyon çok yüksek verilerin minimum enerjiyle aktarılması sağlanıyor. Rollup doğrulama var ve bu da Ethereum kadar güvenli bir ağ olmasını sağlıyor Arbitrum Orbit'in. Ya yani peki ben geliştirmek istiyorum diyorsanız, ben Orbit kullanmak denemek istiyorum diyorsanız. Zaten linkleri aşağı bırakacağım. Arbitrum tarafında linkler var ama bunun dışında forumlar da var. Ya yani burada insan geliştiriciler tartışıyor, sorular soruyor. Siz de soruların sorup cevaplar alabilirsiniz. İşte hekatonlar var bunlara katılıp belki bir yarışmalara da katılabilirsiniz. Onun dışında hibe tarafı var. Bununla ilgili ayrı bir rehber dokumentasyon paylaşacağım ve ayrıca bunu başka bir videoda anlatacağım ama bir proje geliştiriyorsanız da Arbitrum hibeleriyle destek alabiliyorsunuz. Ya yani Orbit bence gerçekten çok gelecek için potansiyel teşkil ediyor ve onun için bir geliştiriciyseniz mutlaka buraya bakmanızı öneririm sizlere. Yani kısacası Arbitrum Orbit gerçekten hani hem yenilikçi bir altyapıya sahip hem güvenlik konusunda en yüksek güvenliği sağladığı için şu an oldukça ilgi görüyor ve birçok proje bunu kullanıyor. Gelecek videolarda birkaç projenin örneğini inceleyeceğiz beraber. Arbitrum Orbit'i kullanarak kendi ağını oluşturan bazı projeleri inceleyeceğiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu ekstra bana mutluluk sağlayacak, motivasyon sağlayacaktır. Gelecek videolarda görüşmek üzere.